Wi-Fi'den Wi-Fi standartı yayınlandı. Akıllı telefon, bilgisayar gibi teknolojik aletler için kablosuz ağların önemi oldukça büyük. Bu noktada ışıkla kablosuz veri transferi yapabilen bir teknoloji, yani LIF'in adı sıklıkla duyulur hale geldi. Adını Light Fidelity kelimelerinin kısaltmasından alan LIF'i, uzun bir süredir geliştirme aşamasındaydı. Bugün ise Uluslararası Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) ye yeni, ye yeni bir açıklama yayınladı. EY 802. 11 bb lifi standardı yayınlandı. Bugün Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) ışık tabanlı kablosuz iletişim için bir standart olarak 802. 11 bbyi ekledi. Böylelikle teknoloji şirketleri lifi tabanlı ürünlerini piyasaya sürebilecek elbette standardın yayınlanması, Wi-Fi ve 5G gibi geleneksel ağların çöpe atılması anlamına gelmiyor. Bahsetmek gerek Wi-Fi'dan farklı olarak radyo dalgalarını değil, insan gözünün algılayabildiği görünür ışığı kullanır. Öyle ki iletişim, LED'ler aracılığıyla ile yapılır. Teknoloji, kısıtlı kapsama alanı özelliği nedeniyle güvenli olarak tanımlanıyor. Wi-Fi'ye kıyasla teoride 100 kattan daha hızlı veri aktarımı yapabilir. Laboratuvar ortamında yapılan testlerde saniyede 224 GB 24 GB aktarım gerçekleştirdiği gözlemlendi. Aslında Lifiteli 2011 yılında atıldı. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte günümüzde aktif olarak kullanılan kablosuz bağlantı yöntemleri yetersiz kalıyor. Emsellerine kıyasla çevre dostu sayılan Lifi teknolojisinin karbon ayak izini de azalttığı belirtiliyor. Belirtiliyor. Görün, tayfı, VLS, kullanmanın en önemli avantajlarından biri, ortak bir kullanım olmaması ve radyo frekansı tayfından daha fazla band genişliği sunma sunmasıdır. 428 terahertz ile 750 terahertz arasında değişen görünür ışık spektrumu, tüm radyo frekansı spektrumundan 10 bin kat daha büyük bir kapasite sunar ve özellikle yüksek frekans band genişliğine yönelik artan müşteri talebiyle spektrum krizine yol açan baskıları da azaltır.